ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla birlikte Munzur Üniversitesi bünyesinde 140 milyon lira bütçeli nadir toprak elementleri uygulama ve araştırma merkezini beraberce kuracağız. Bunun bir ayağı da inşallah MTA'da yer alacak. Bu merkezde havacılık, elektronik, otomotiv başta olmak üzere birçok alanda ileri teknolojili ürünlerin üretiminde ihtiyaç duyulan ham maddelerin Ar-Ge ve üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Yine Kahramanmaraş'ta 94 milyon liralık yatırımla altın, gümüş ve kıymetli maden imalatçıları ihtisas sanayi sitesini kurduk. Biliyorsunuz bu altını çıkarmak yetmiyor. Bunların işlenmesi ve ürüne dönüştürülmesi gerekiyor. Kümelenme modeliyle kurduğumuz bu sanayi bölgesinin de üretimde verimliliğin ve kar artışlarının sağlanmasında önemli etkisi olduğunu görebiliyoruz. Yine Maraş'ımıza inşallah 35 milyon liralık yatırımla altın ve mücevher tasarım merkezini kazandıracağız. 2022'de faaliyete geçecek bu projeyle de hem takı imalatçılarımıza tasarım ve modellemede yardımcı olacağız, hem de kuracağımız teknoloji seviyesi üstün laboratuvarla nitelikli değerleme ihtiyaçlarını da sektörün bu laboratuvarda karşılamış olacağız. Değerli misafirler, Türkiye'nin maden kaynaklarını aramada, keşfetmede ve işletmede maalesef Cumhuriyet tarihi boyunca yeterince özen gösterilmemiş. Bakınız, az önce de ifade ettiğim çarpıcı tespiti tekrar hatırlatmak istiyorum. Ülkemizde 2000'li yılların başına kadar bir gram dahi altın üretimi yapılmamış. Peki neden yapılmamış? Altın olmadığı için mi? Elbette hayır. Bugün altının olduğunu görebiliyoruz. Türkiye kanıtlanmış altın rezervleri bakımından dünyada 12. sırada, potansiyele baktığımızda da ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Ama dediğim gibi ihmal edilmişlik, vizyonsuzluk, hatta beceriksizlik yüzünden altın üretiminde ülkemiz geri bırakılmış. Mustafa Kemal Atatürk 1933'te kurduğu Altın Arama ve İşletme İdaresi, 1935'te kurduğu MTA ile bizden önceki dönemlerde aslında nasıl bir vizyona sahip olduğumuzu göstermiş ve ta o tarihlerde bu tesisleri kurmuş. Ülkemizdeki bu muazzam altın potansiyeline rağmen kimse bu tesisleri kullanarak, bu kuruluşları kullanarak bir tek kazma vurup altın üretmemiş. Ülke olarak tüm ihtiyacımızı ithalat yoluyla karşılamışız. Her fırsatta Atatürkçü olduklarını iddia edenler, her fırsatta biz Atatürk'ün partisiyiz diyenler ne hikmetse onun kurduğu bu kurumları kullanmamışlar, Türkiye'yi hep ithalata mahkum etmişler. Bunlara yatırım düşmanı dediğimizde, bunlara üretim cahili dediğimizde biliyorsunuz çok kızıyorlar. Mecliste büyük tartışmalar yaşadık. Ama görüyorsunuz ki durum ortada. Daha 1933 yılında Altın Arama ve İşletme İdaresi kurma vizyonuna sahip Türkiye'nin hedeflerini kendilerini Atatürk'ün partisiyiz diyenler değil, biz hayata geçiriyoruz. Tıpkı doğalgaz ve petrol aramalarında olduğu gibi. Altın madeni konusunda da geçmişin tüm ihmal ve ihmal edilmişliklerini telafi etmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. İşte bunun en güzel örneklerinden birini de temelini atacağımız bu tesisle kanıtlamış oluyoruz. Bu tesis sektörün önemli bir mihenk taşı olacak. Ağrı Mollakara bölgesinde gerçekleştirilen uzun arama faaliyetleri neticesinde evet bugün piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2.8 milyon dolar değerinde 3.5 ton gümüş rezervi bu bölgede tespit edildi. Maşallah diyelim mi? Maşallah. Bu gerçekten ülkemiz açısından da, bölge açısından da, dünya açısından da önemli bir rezerv. Bulunan rezerv
0,92 tenör değeriyle ülkemizdeki benzer altın madenlerine kıyasla çok daha zengin özelliklere sahip. Bu kaynağı bulup değerlendirmemize vesile oldukları için ben başta Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Şimdi yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yatırımla bu rezervin çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını TMSF eliyle sağlayacağız. 2022 yılı son çeyreğinde ilk altın dökümünü inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber yapmak istediğimiz bu tesis işletme döneminde doğrudan 500 ve dolaylı olarak yaklaşık 4 ile çarparsak 2000 vatandaşımıza iş imkanı sağlamış olacak. Ben tabii daha önce altın döküm işlemine katıldım. Ne kadar meşakkatli olduğunu da gördüm ama ne kadar keyifli olduğunu da gördüm. İnşallah biz buradan Ağrı'dan Sayın Cumhurbaşkanımızı buraya davet ediyoruz. İnşallah 2022 yılının son çeyreğinde burada altın dökümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle beraber yapalım istiyoruz. Tabii hesaplamalara göre ilk etapta 6 yıllık ömrü olan bu madende bir yandan arama çalışmaları da diğer kuyularla beraber devam ediyor. Rezerv olarak aslında daha büyük bir potansiyelin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bulunacak olan yeni rezervlerle işletme ömrünün 15-20 yıla kadar çıkacağını öngörebiliyoruz.